Selamlar arkadaşlar. Bugün Excel'de bir istek uğruna bir şey yapmıştım. Bunu da paylaşayım dedim. Biliyorsunuz ki devlet yani sanki gündemde 150 bin pardon 250 bin konut artı diğerleriyle toplam 500 bin toplu yapı inşaat şey var. Başvurusu var. Ben de başvuranlardım doğal olarak. Biliyorsunuz açıklananlarda TOKİ'de 2 artı 1 ve 3 artı 1 evler olarak açıklanmıştı. İşte 75 metrekare ve 105 metrekare yanlışım olmasın. Bunun detayları da işte binanın kendi fiyatı 608 bin lira ve 3 artı 1'in 850 bin TL olacaktı. Bunun %10'u peşinat 60.800 ve 85.120. Kalan tutarında 240 aya bölünmesiyle ilk ay taksitleri çıkıyordu. Yani şuranın toplamı da burada 608 bin lirayı yapıyordu. 547 bin kalanın ise 240 aya bölümünden de 200 1280 de çıkıyordu. Onu da şöyle göstereyim. 547 bin 200 bölü 240'tan 2280 TL taksitlerde çıkıyordu. Buradan ne yaptım? Bunu yaptım. İnsanlar şeyden şüpheliydi. Böyle bir sorular vardı işte hani memur memur zammıyla zamlanırsa bu tutarlar nereye gidecek? Toplam rakamlar ne olacak? Şeklinde bazı sorular vardı. Ben de bir deneyeyim dedim. Ne olur? Şimdi buraya öncelikle 2 artı 1 ev yazıyorum. Hatta şunu da buradaki veriden şöyle yap. Şuradan kaldıralım. Yanlış yazıyorum 2'de 1. Şimdi şuradaki veri bölümüne de şurayı ekleteyim ki daha da güzel olsun. Tarih dil liste. Yandan açılır sekmesi olsun. 2 artı 1 ev için mevcut ödenen ilk ay taksiti burada 2280 lira. Buraya formülledim. Şöyle bir mantık yaptım. Burası memurlar için geçerli. Şuraya da hatta şöyle bir boyayayım. Bulmasın diye. Şurayı da şöyle eşitleyeyim. Ya da boyayayım. Memuriyet zamlanması diyelim. Orta. Şimdi böyle bir şey yaptım. Bu bölüm şu gördüğünüz alan memuriyetle ilgili. Burada asgari ücretle ilgili. Şurayı da kopyalayayım. Asgari ücret. Tamam. Şimdi oldu da memur zam mı? Çünkü bu kiralar şöyle özetleyeyim. Kiralar 6 ayda bir memur zammına oranla zamlanacak. Yani mesela 2280 lira ödedin. 7. ayda buna %8 zam gelecek. Onu da şöyle göstereyim. Ne açıyorum ya? Hesap makinesi. 2280 çarpı 1,08 2462,40 yani şuradaki rakam. Ben %8'i kendim belirledim. Hani şey gibi 20 yıl boyunca 20 yıl boyunca ortalama %8 mesela önümüzdeki ayda %15,42 olacak. Ama sonrasında hani enflasyonun bir yerde düşeceğini, eski mantığa geleceğini, krizin biteceğini düşünürsek ortalama %8, %7 diyorum zamlanma şekli. Buna bakarsak %7 zamlanırsa kiralar düzenli olarak 6 ayda bir yani. Bu şekilde rakamlar büyüyor, 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 büyüyor. En son şurada işte aylık 31.908 TL'ye gelecek şekilde rakamlanıyor. Yani 20 yıl sonraki aylık taksit. Tabii %7 zamlanma belki biraz fazla gibi gelebilir. Kendiniz de bu tutarları özellemek isteyebilirsiniz. Onun için de şöyle bir şey koydum. Birden 40'a kadar 40 defa zamlanacağını düşünürsek her yıl 2 defadan 20 yıl. Burada şunu koyabilirsiniz. Mesela bir sonraki bu Ocak'taki zam %15,42.
Şuraya 0,1542 koydum. Tahminimce sonraki zam 0,1120 diyelim, 26 diyelim. Bu şekilde kendiniz de götürebilirsiniz. Mesela buradan buraya yazmadığınız rakamlar da buradaki ana rakamı alır. Yani burada herhangi bir rakam yazmıyorsa bunu alır. Herhangi bir rakam yazıyorsa bunu alır şeklinde. Buradaki %7, buradaki %8 de şu bölümde asgari ücret için. Asgari ücret de 5.500 lira burada. Asgari ücretinde %9 zamlanacağını düşündüm mesela her ay. Asgari ücret de 5.500'den 5.900'e, 6.500'e, 7.200'e 6 ayda bir zamlana işte 158.000 TL'ye gelecek bir rakama çıkıyormuş. Hani bunu ne için yaptım? İnsanlar önünü görmek istiyor, tahmin etmek istiyor. İyi mi, kötü mü bunu bilmek istiyor. Buna istinaden yaptım. Mesela burada da 3 artı 1 ev yaptığınızda başlangıç olarak 3.187 lira taksitle başlıyor. Sonrasında zamlanma tutarına göre artmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle böyle devam ediyor işte. Burada ana yapmak istediğim şeylerden biri de şu oldu. Oldu da siz işte bu peşinatı ödemek için ha buraya peşinat da yazabilirsiniz. Mesela ben 60 bin peşinat değil de 200 bin peşinat ödemek istiyorum dediniz. Eğer 200 bin peşinat öderseniz ilk ay taksitiniz 3.187 lira değil 3 artı 1 için 2.708 lira olacak şekilde gidiyor. Hani bunu da bu tutardan düşüp 250'ye bölerseniz çıkıyor. Yani şu şekilde. Ne göstereyim? 850 bin normal evin fiyatı ve 200 bin ödediğinizde 650 bin kalıyor. 240'a böldüğünüzde de 2.708,33 oluyor. Bu şekilde arttırırsanız bunun da devamını göreceksiniz mantığında gidiyor. Başka ne diyecektim? Şurada mesela buraya da bir şey koydum. Ödenen taksit. Bu ne için? Oldu da siz bu 200.000 TL'yi kredi kartıyla taksitlendirdiğinizi düşünüyorum ya da banka borcuyla. 200.000 TL'yi 60 ay vadeli ve 3.500 TL ödemeli. İmkansız bu ama hani böyle bir şey yazdığınızı düşünün. Her ayda 3.500 lira ayrıyeten bankaya ödüyorsunuz. Yani bir nevi kira ödüyorsunuz. Bu yüzden de ilk ay taksitiniz 2.708 artı 3.500'den 6.000 olacak şekilde de önünüzde çıkarıyor. Bu şuradaki yazdığınız taksit tutarına kadar mesela 60'a kadar gideyim. 60. aya kadar ekler 61. ayda artık o 3.500 tutarı eklememeye başlar şeklinde gidiyor. Burada yapmamız gereken mantık bu şekilde ilerliyor. Şurada bir hata fark ettim. O da şuradan olabilir. Şunu 20 yapayım. 3.500'ü silelim. Yok, bura 19 olacak. Şurada 19 olacak. Şurada 19 olacak sanırım. Evet. Bu şekilde devam edecek. Formülü tekrardan şöyle düzelteyim. Şuralara kadar deneyelim. 17.552 tamam. Böyle de aşağı götüreyim bu formülü. Orada bir iki tane hata yapmışım. Böyle sonuna gelelim. Var mı bir sorun? Yok. Ha. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra işte neyi görebiliyoruz? Biz oldu da böyle bir ev aldık. 3 artı 1 ev bize çıktı TOKİ'den. 200.000 TL'de peşinat ödedik. Ortalama %7 zamlanacağını düşünüyoruz. 6 ayda bir. Dediğim gibi bu %3 de olabilir. Yani ilk başlarda bu kadar tutarlar. Sonra mesela burada %3'lere de düşebilir. Mantığında düşünüyorsanız. Mesela %4 de olabilir. Çünkü eskiden mesela enflasyon oranına baktığınızda şurada Ocak ve Temmuz'da zamlanmalara bakıyorsunuz. %5, %6, %7, %8, %9. Ben buna bir istinaden yazmıştım. %7'yi. Bu şekilde yaptığınızda siz iyi düşünüp %4 zamlanacağını düşünüyorsanız mesela TOKİ'ye ödeyeceğiniz şu toplam rakamlar en son 12 bin oluyormuş. 1.748.000 TL'ye tekabül edecek. 20 yıl sonraki taksitleriniz dahil.
Asgari ücretinde işte bu oranda hani bu %7 ortalama asgari ücrette bunun bir tık üzerinde artıyor. %9 olduğunu düşünürsek de böyle böyle arttığını düşünürse 11 milyon TL'de asgari ücret alabiliyorsunuz. Yani bu TOKİ evleri asgari şu şeye bakmak istiyorum. Asgari ücretle geçinmek, pardon, asgari ücretle taksitleri ödemek için uygun olacağını hesaplamaya çalıştım diyeyim. Oldu da siz burada işte 250 bin ödedim, vazgeçtim ben dediniz. 2 artı 1 ev çıktı bana. 250 bin de taksit ödedim. Elimde vardı para dediniz. Ödediğinizde ilk ay taksitiniz 1490 lira olacak. Oldu da işte siz bu 250 binin 100 binini kredi aldınız. 2000-2000 60 ayda öyle ödüyorsunuz yani. Bu şekilde olduğunu düşünürseniz de işte 1490'da ilk aylarda 3490 lira ödemeye başlıyorsunuz. Evet, ilk başlarda biraz mesela asgari ücretin oransalına baktığımız zaman biraz yorar, yoruyor şeklinde görünüyor ama dediğim gibi daha sonralarda bu tutarlar çerez mahiyetine geliyor. Elimde TOKİ ile ilgili hesapladığım şeyler bunlar. Bu arada asgari ücret için buraya yine şey koydum. Mesela %0,42 artacağını düşünüyorsanız 5708 oluyor şeklinde artışlar da gösteriyor. Tabii şuradaki formülü asgari ücrete henüz uyarlamadım. Onu şöyle uyarlayayım. Şöyle yapalım. Şu tutarı nereden alıyor? Burada 5500 alıyor. Burada alıyor mu? Almıyor. Burada bakalım. Onu alıyor. Şimdi bunu buraya kopyalayayım asgari ücreti de. Bu oranları da düzeltelim. Şu A8'i şuradaki asgari ücret yapacağım. G9. Şey. G8 evet. Buradaki G8 yaptım. G8 yaptıktan sonra asgari ücreti buradan alacağını söyledim. Onun haricinde şu eğer tam buna gerek yok. Tazminat eklenmiyor. Burada başka bir şey yok. 5500. Şöyle de aşağı kaydırırsak bakalım bir sorun var mı? Yok. Şurada %20, 20, 19. Burada 19, 19, 19 olacak. Tamamdır. Şöyle de kaydıralım. Ha, bir şey daha unuttum. Şuraya hemen yukarı çıkıyorum. Buradaki şeyi 2'den değil 3'ten alacak bir de. Onu da şuradan yapayım. Şu aralar. Ortalama enflasyon da F6'dan değil F8'den alacak. F8. Başka var mı? B15'e bak. B15. F6'dan değil F8. B14. Doğru. Tamam. Şimdi burada ne yaptığımı da göstereyim şöyle. Burayı da yaptık. Şöyle aşağıya bakayım bir sorun var mı? Yok. Şimdi burada ne yaptık? İşte asgari ücretin yanlış. B14 B4 aşağı kadar alayım. Tamam. Şimdi bakıyorum tekrardan bir hata var mı diye. Burada %7 değil. Burayı geri alıyorum asgari ücreti. Asgari ücrette basit bir hatayı unuttum. Burada D9'dan alıyor. Düşey araya bakıyor. B10 A6'dan alıyor. Şuraya bir daha bakacağım. B9 A6
Yapma. D9. D9. Ara yap. Tam 10. İşte G10'a. G17. Git yanlış. G17 ya da F8. De değilse. Burada bir hatamız var. Şurayı düzelteceğim. Tam sayıdan değil de mod 6'dan aldım. Böyle yap. Mod E13 6 D14 ve değilse. Tamam. Şöyle alayım. Burada iki farklı bir olay var. Bakıyorum tekrardan. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi saat 16:53, şurada 18:59. Şimdi asgari ücreti de burada düzelttim şu şekilde. İşte bu tahminince şu an 7800 liralara çıkacağını düşünüyoruz. Dediğimiz yani. Oldu da işte sonra da 0,20 yükseldi şeklinde devam ettiğini düşünürsek sonrasında da hep %9, ben buraya çünkü değerleri yazmadım, %9 şeklinde devam edecek. Mantık şu şekilde, işte asgari ücret buradaki aynı mantıkta 5500 lira. Buraya %42 yazdığım için 7810'a çıktı. Eğer yazmasaydım şuradaki gibi %9 artacaktı. Ama yazdığım için %42 7810 liraya çıktı. Sonrasında %20 yazdım ben. %20 yazdığım için 9372 TL'ye çıktı. Eğer bunu da yazmasaydım normal devam edecekti. Bundan sonraki de %9 şeklinde 6 ayda bir asgari ücretin zamlanacağı
Yani yılda ortalama %18, %20 arası bir zam alacağı şeklinde yaptım. 60 ay boyunca 2000 TL kredi çektiğimi düşündüm. Şurası kredi, altını çiziyorum. Burası. Böyle de boyasam demedim. Şöyle bir kredi bölümü. Kredi çektiğimde de işte normalde benim 20.491 TL ve 3.491 TL olacak şekilde yapılan taksitim bu hale geliyor. Bu çizelgeyi şimdi sizinle paylaşacağım. Dediğiniz gibi hani kullanıp deneyebilirsiniz kendi mantık algoritmanızda. Olay basit. Burada değerler var. Burada değerler var. Burayı arttıran değerler şurası. Eğer boşsa buru, doluysa burada. Memuriyet artışı. Burayı arttıran değerler burası. Eğer boşsa da burası. Şimdi başlangıç asgari ücreti buradan 7100 de yapabilirsiniz örnek. Ben 5500 şu ankini yaptım. Ödediğiniz peşinatı silebilirsiniz. Bu aldığınız ödemek için gereken 2 artı 1 ev için gereken 60 bin lirayı ödemek için de diyelim ki 36 ayda 2 bin lira taksit aldınız. Bunu da böyle yazabilirsiniz. Peşinat elinizde zaten varsa taksit almadıysanız silin bunu. Burada rakam yoksa bir sorun yok. Ödeyeceğiniz rakamlar da bu şekilde diziliyor. Toplamda 20 yılın sonunda zamlarla dahil 3 milyon lira bir ev parası ödemiş olursunuz şeklinde. Bu çizelgeyi de sizinle paylaşacağım. Buradan da indirip değerlendirebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.